Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, o beklenen büyük gün geldi. Bugün itibariyle çarşamba gün saat 6'da söz verdiğimiz üzere AYT kampımızı başlatıyoruz. İlk dersimiz kampımızın tanıtımını izleyenler bilirler arkadaşlarım kümelerle başlıyoruz. Kümelerle başlayacağız. Fonksiyonların temelini atacağız. Ardından fonksiyonları çok iyi bir şekilde öğrenip önümüzdeki konularda hiçbir şekilde arkamıza bakmayacağız dimdirek ileri gideceğiz. Tanıtımda da söylediğim üzere tanımlı, teoremli, ispatlı bir şekilde neyin nereden geldiğini anlatarak bu kampımızı tanımlayacağız. Ama ilk dersimiz kümeler. Kümenin belli bir tanımı yok. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım ilk dersimizde başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bismillah diyelim arkadaşlarım. Arkadaşlarım tekrardan hoş geldin, sefalar getirdin. AYT kampımız hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz kalemimizi alıyoruz ve kampımıza başlıyoruz arkadaşlarım. İlk dersimiz dediğimiz gibi kümeler. Ama tanımı teoremle gideceğiz dedik. Ama tanımı yok dedik. Hemen bunu bir anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar matematikte ve geometride bazı şeylerin maalesef ki tanımları yok. Bunlardan da bir tanesi küme. Şimdi kümeyi aslında böyle anlamak için hayal etmemiz lazım. Daha doğrusu bazı şeyleri örnek vermemiz lazım. Şimdi adına öğe denilen bazı nesnelerin oluşturduğu yapı diyebiliriz. Şimdi diyeceksin ki ÖE ne? İşte ÖE de eleman demişler. Yani ÖE eleman. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yani bir böyle nesneler bir araya gelip belli bir grup oluşturduğu zaman buna küme ismini vermişler. Bunu biraz daha somutlaştırmaya çalışalım. Mesela ne diyebilirsin buna? İşte mesela ülkeleri alabilirsin. İşte ülkeler İspanya, İtalya, Türkiye, işte Gürcistan, Fransa aklına ne gelebilirse bunlar mesela bunların oluşturduğu yapının ismi, bu ülkelerin oluşturduğu yapının ismi bir kümedir. Bunun yanında mesela ülkelerin illerini de alabilirsin. Örneğin mesela İzmir, benim memleketim, işte İstanbul, Bursa, işte Bilecik, Kocaeli mesela bunlar da teker teker bir küme oluşturur. Ama bu kümeler üstündeki yani bir üstündeki ülkelerin birer elemanı yani eleman olanlar aynı zamanda hem eleman hem de küme olabilir. Daha da aşağıya in. Türkiye'nin illerini yaptım. İllerin de ilçeleri. Mesela İzmir'in ilçeleri işte Kınık ki benim ilçemdir. İşte Bergama yakın ilçemiz. İşte Neresi var? Ödemiş var. İşte Karaburun var, Urla var. Aklımıza bunlar gelebilir. Bunların hepsi birer nedir? küme belirtir. İşte ilçelerin mahallelerine düşebilirsin. İşte mahallelerin içindeki evlere düşebilirsin. Evlerin içindeki insanların oluşturduğu yapılar bunların hepsi birer kümedir. Ama küme dediğimiz zaman herkes aynı şeyi anlayacak. Yani ülkeler dediğimiz zaman herkes e, onların bir ülke olduğunu bilecek. Kişiden kişiye değişmeyecek bu. O içindeki ülkeler topluluğunun içindeki ülkelerin hepsine teker teker eleman demişler. Şimdi bunları tabii ki böyle konuşmakla anlatamayız demişler. Bunları matematik diline çevirmeliyiz demişler. Bunları da matematik diline nasıl çevirmişler? Diyelim ki mesela bunlara bir harf vermişler. Ülkelere mesela e, Ü diyelim örneğin. Bunları genellikle büyük harflerle göstermişler. Mesela ülkeler arkadaşım şöyle olsun Ü. Kalemiz yazıyor mu? Yazıyor. Mesela ülkeleri Ü ile göstermişler. Mesela ülkelerden bir tanesi kim? Örneğin T mi? T mi diyorum? Türkiye mi? Mesela bunu da T diyelim. Tamam mı? Şimdi bu Türkiye ülkenin, ülke kümesinin, ülkeler kümesinin bir elemanıdır. Bunu göstermek için de şu sembolü kullanmışlar. Demişler ki T elemanıdır Ü demişler. Yani Türkiye ülke, bir tane bir ülke, ülkelerin bir elemanı. Sonra demişler ki işte Türkiye'de bir küme mesela. Bunun da içinde kimler var? İller var mesela. Diyelim ki mesela İzmir. İzmir'i i ile gösterirsen İzmir elemanıdır. Türkiye. Türkiye kümesinin bir elemanı. Daha da aşağıya in. Örneğin mesela kınık dedi. Kınık k ile gösterirsek kınık elemanıdır. Kimin? İzmir'in. Aynı şekilde kınık da İzmir'in içinde aynı şekilde Türkiye'nin içinde olduğu için kınık elemanıdır. Türkiye'nin diyebilirsin. Aynı şekilde Türkiye'de ülkenin içinde olduğu için üste doğru çıkıyorum artık. Kınık elemanıdır ülkenin diyebilirsin. Yani sen bir elemanın bir kümeye ait olduğunu göstermek istiyorsan eleman işaretini kullanman gerekiyor. Tamam mı? Ama elemanı değilse bunu da anlatman lazım. Bunu nasıl anlatabilirsin mesela? Herhangi bir şey elemanı olmasın. Örneğin diyelim ki mesela Şanlıurfa Şanlıurfa Türkiye'den başka bir ülkenin ili değil, değil mi? Örneğin Şanlıurfa'yı şey u, hadi şey şeyle gösterelim. Mesela Fransa'nın elemanı değil. Çünkü Fransa'nın bir ili değil, değil mi? O zaman elemanı değildir. Hani eşittir vardı ya. Eşit değildir diyorduk ya. Böyle üzerine çizgi çekiyorduk ya. Elemanın üzerinde bir tane çizgi çektiğin zaman elemanı değildir oluyor. Örneğin mesela Fransa. Şu an sadece eleman ile elemanı değildir'i anlatmaya çalışıyorum bir sürü küme yazabilirsin arkadaşım. İstediğin kadar küme yazabilirsin. O elinde aldığın böyle fıttır fıttır yaptığın telefonlar var ya onların içerisindeki uygulamaların oluşturduğu o ekran bir kümedir. İçerisindeki uygulamaların her biri o ekranın yani o ekranın küme olarak düşün onun bir elemanıdır. O uygulamaya tıkladın fotoğraflara girdin mesela galeriye girdin diyelim. O galerinin içindeki her bir yeni klasör işte fotoğraf çektiğin video çektiğin işte Whatsapp'tan gelenler işte Telegram'dan gelenler bunların hepsi birer eleman. Kimin? O e, ekranı şey galerinin bir elemanı. Sonra Telegram'a girdin mesela Telegram'ın içindeki fotoğraflar da Telegram'ın bir elemanı. İç içe böyle girdiği zaman yani belli bir e, nesneler bir grup oluşturduğu zaman onlara sen küme diyebilirsin. Sınıfın bir kümedir. Okulun bir kümedir. Dediğimiz gibi ilçen bunların hepsi bir kümedir. Genel olarak tanımı yok ama şöyle deniyor iyi tanımlanmış nesneler topluluğu. İyi tanımlanmışın niye demişler oraya? İşte herkes aynı anlasın. Sen mesela okuluna gittiğin zaman 11 sayısal A, 12 sayısal A dediği zaman herkes seni anlar. Değil mi? Ya da atıyorum İzmir'in ilçeleri dediği zaman herkes aynı şeyi anlar. Açarsın, bakarsın Google'dan İzmir ilçeleri kimmiş. Bunları yazabilirsin. Tamam mı? Mesela Kınık'ın mahalleleri. İşte Cumalı köy mesela benim köyümdür. Cumalı köy bir e, kının bir elemanıdır. Cumalı köyün içerisindeki evler, insanlar işte akla ne gelebiliyorsa bunlar da Cumalı köyü oluşturan elemanlardır. Ki Cumalı köyü de bir e, kümedir. Herhangi bir evi tuttun oradan o ev de bir kümedir. İçindeki insanlar da artık eşyalar, insanlar aklına ne geliyorsa o ev kümesinin neyidir? Birer elemanıdır. Yeterince açıkladım zannediyorum. Yani küme bu iyi tanımlanmış nesneler toplu olarak yazılıyor. Cümle olarak yazılıyor. Ama belli bir tanımı yok arkadaşlar. Tamam mı? Tanımsız üzerinden mi gidiyoruz derseniz hayır. Bir kabuldür. Yani mesela nokta da geometrideki nokta da bir kabuldür. Bunları bazen kabul etmek gerekiyor. Bunların üzerine inşa ediliyor matematik. Kümeyi anladık umarım. Sıkıntı var mı? Gel bakalım en baştan standart bir soru çözelim size. Küme belirtmez diyor. Şimdi küme belirtir belirtmez nasıl bulacaksın? Hani iyi tanımlanmış diye söyledik ya. İşte sen bir yorum yapacaksın. Başka birisi bir şey diyecek. İkiniz de aslında aynı şeyi demiş olacaksınız. Öyle bir şey oluyorsa o küme belirtir. Mesela iki kuyruklu kediler. İki kuyruklu kedi vardır ya da yoktur. Yani sayabilirsin varsa eğer bilmiyorum ben araştırmadım hiç iki kuyruklu kedi var mı yok mu da. Yani varsa da bir küme belirtir yoksa da bir küme belirtir. Haftanın bazı günleri. Hmm, dur bak şimdi. Haftanın bazı günleri. Bak bazı demiş arkadaşım burada. Tamam ben pazartesi alayım o zaman. Haftanın pazartesi olsun. Pazartesi ve salı günleri benim için hüküm olsun. Başka birisi geldiği zaman yok kardeşim benim için cumartesi pazardır desin bazı gün. O yüzden bu sıkıntılı bu kalacak. 20 ayaklı insanlar. Yani bilmiyoruz vardır yoktur. Yok olması yani 20 ayaklı insan yoktur hocam. Olması bir küme belirtmediği anlamına gelmez. Olabilir. Tamam mı? İleride söyleyeceğiz adını da söyleyeceğiz. E harfiyle başlayan meyveler. Erik mesela. Tamam mı? Bunları yazabilirsin. Herkes yazabilir bunu. Kiminsinin bilmediği vardır ama bilmediğimiz ee, bir şey yok anlamına gelmez. Araştırsak bir şekilde E harfiyle başlayan meyveleri yazabiliriz. Tek doğal sayılar herkes bunu yazabilir. Ne yazabilirsin örneğin? 1 yazabilirsin, 3 yazabilirsin, 5 yazabilirsin. Tabi teklik çiftlik tanımını biliyorsanız yazabilirsiniz. Bilmiyorsanız biraz zor yazarsınız. Bak buradaki bazı günlerde biraz sıkıntı yaşadık. Kişiden kişiye değişti. O zaman bazı günler e, küme belirtmez. Yani küme dediğiniz zaman net olacak. İçerisindeki elemanları hepimiz aynı şekilde söylemiş olacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Sıkıntı var mı? Yani küme belirtir belirtmez öznellik nesnellik olarak da düşünebilirsin. Tam tanımı karşılamasa da yani herkese göre değişmeyenler küme belirtmez. E, değişmeyenler küme belirtir diyebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi gösterimle alakalı bir şey şu işaretin şu sembolün elemanıdır. Yani bunlardan bir tanesi bu kümeye aittir. Anlamını taşıyor. Simgeler çok önemli arkadaşlarım. Matematikte simgeler çok önemli. Simge yani matematik bir dil zaten simgelerle anlatıyoruz biz. Ne demek istiyor? Bir bu kümenin içinde var demek istiyor. Yani bu A kümesince bir var. Bak var bir diye bir eleman var burada bir Ö var. Tamam bu doğru. İki de var demek istiyor. Bak burada var. Doğru. Üç de var demek istiyor. Üçü görmedim arkadaşım. Yani ee, direkt mesela biri gördüm, ikiyi gördüm. Hocam 3 var ya. Yok. O bir şey değil arkadaşlarım. O eleman ne biliyor musunuz? 3,4. Şöyle alacaksın. Yani virgüller arasındakiler alacaksın. 3,4 var bu şekilde. Ee, şu sembolü. Biraz sonra söyleyeceğim o sembolün Biliyoruz ama olsun biraz merakımız olsun. 3 burada yok. 3,4 elemanıdır A. Evet var. Yani bak burada var bak. 8 elemanı değildir diyor. Evet burada 8 gibi bir eleman yok. Anlatmak için de 8 elemanı değildir kullanmam lazım. E, 3 elemanıdır A zaten baştan yanlıştı. Bunlar birer gösterim. Bu gösterimleri bileceğiz. Yani elemanıdır, elemanı değildir. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları bileceğiz. Tamam. Bu ders sadece tanımla geçecek ama güzel şeyler öğreneceksiniz. Şimdi kümeleri göstermek için yöntemlerimiz var arkadaşlar. 3 tane yöntem kullanmışlar. Bir tanesi liste yöntemi. Şimdi liste yöntemi. Bazen kümeleri bu şekilde verecekler, bazen ikinci şekilde, bazen üçüncü şekilde. Hepsinde bileceğiz. Şimdi liste yöntemi nedir? Liste yöntemi için arkadaşlarım iki tane parantez kullanmışlar. Bir tanesini şöyle yapmışlar. Ben ne kadar da çok yapamasam da buna mesela açma parantezi demişler. Aslında kuyrukları şöyle olmalı. Şöyle bir parantez. Bunu ben yapamıyorum. Bu da benim beceriksizliğim. Böyle bir işareti açma parantez demişler. Şey değil gerçi bu da şöyle yaptığın zaman da bu da kapama parantezi. Senin elemanlarını bu iki parantez arasına e, yazıldığı zaman oluşan yönteme liste yöntemi demişler. Örneğin mesela diyelim ki e, biz abcd'yi böyle yazdık. abc harflerini buraya yazdık. E, bu şekilde yazıldığı zaman liste yöntemi açma parantezi kapama parantezi ilk defada duymuş olabilirsin hiç sorun değil. Ben buna süslü parantez diyeceğim. Yani biraz daha böyle bana rahat geliyor süslü parantez şeklinde yazdığım zaman liste yöntemi. Tabi mesela biz sana bir tane bir şey sorduğumuz zaman örneğin mesela ben diyeyim ki sana İzmir diyeyim. İzmir'deki harflerin oluşturduğu küme. Şimdi arkadaşlarım ben bir kümenin içerisine bir harfi bir defada yazsam 50 defada yazsam o bir harftir. Yani senin burada iki tane i harfin var ya sen eğer bunu küme içine yazacaksan bir defa yazacaksın. Sıkıntı yok değil mi? Bunu bir defa yazacağız. Sonra z yazdım mesela. Sonra m'yi yazdım. i geldi. i yazmıştım zaten. Tekrar yazmayacağım. R'yi de buraya yazacağım. Ve harflerin ya da buradaki elemanların yer değiştirmesi bizim için hiç önemli değil. Yer değiştirebilirler. Yani kümenin e bozulmasına şey bozulmasına sebep değil. Yani sen Z'yi buraya alırsın, M'yi buraya alırsın. Yerlerini değiştirsin hiç önemli değil. Yerleri değişebilir. Ama bir eleman bir kez yazacak. Birden fazla yazılmayacak. Tamam? Süslü parantez içerisine virgüller ile elemanları ayırarak yazım şekline liste yöntemi deniyor. Çoğumuz biliyoruz zaten ama en azından şu parantez isimlerini öğrenmiş olduğunuz genel kültür olur o da ven şeması, ven şemasında ne yapmışlar? İşte bir tane bir şekil almışlar kendilerine şöyle e, daire olur, yumurta olur, elma olur, armut olur, böyle bir şekil almışlar. Yanlarına da elemanları yazacaksa bunların arasına, bunların içine yazmışlar. Demişler ki A demişler, B demişler, C demişler. İşte Elemanların farklı olduğunu göstermek için de yanlarına bir tane bir nokta koymuşlar. Bunun adına da Venn şeması demişler. Bu da herhalde bir matematikçi bulmuş soy ismi Venn'miş herhalde. O yüzden de Venn şeması ismini almış. Diğer bir isim de Venn diyagramı. Diyagramı deniyor, şemada deniyor. Biz genellikle şema diyoruz. Bu bu şekilde yapılıyor. Çoğu şeyde bunu kullanıyoruz arkadaşlarım. Hele ki küme problemlerini çözerken Venn şemasını kullanıyoruz. Örneğin mesela hani ben biraz önce demiştim ya bir eleman aynı zamanda küme olabilir. Bir eleman aynı zamanda küme olabilir. Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Liste yöntemiyle anlatmak biraz zor arkadaşım. Örneğin mesela Cumalı Mahallesi'ni yazacağım ben. Cumalı Köyü benim köyüm. Bunun evindeki, bunun içindeki A şeyini yazacağım. Neyini yazacağım? A evini yazacağım diyeyim tamam mı? Ahmet amcanın evini yazacağım. Şimdi bu A eleman. Şu şekilde ne oldu arkadaşlarım? Bu küme oldu değil mi? Cumalı kümesi. Şimdi ben bu cumalı elemanı oluyor aynı zamanda kimin? Kının örneğin. Ne yazmam lazım? Kının elemanıysa kını aldığım zaman, kını kümesini oluşturacağım zaman bu cumalı bunun yanına örneğin başka bir mahalle ekledim. Bunun yanına başka bir mahalle ekledim. Bir daha küme parantezi yaptım. İşte bu ikinci kümede mesela İzmir'in bir elemanı ya ne yapmam lazım? Bir daha süslü parantez koymam lazım. Bu çok güç. Bu çok güç olduğu için Venn şeması burada çok işe yarıyor. Örneğin mesela senin Cumalı mahallen mi? Bu Cumalı Mahallenin içindeki A evi. Bunun üzerinde kim var arkadaşım? Örneğin Kınık ilçesi var. Bak böyle yazabilirsin. Kınık'ın üzerinde kim var? Örneğin mesela İzmir ili var. İzmir ilinin üzerinde kim var mesela? İşte Türkiye ülkesi var. Aralara başka bir şeyler de koyabilirsiniz ama işte Ege bölgesi koyabilirsiniz. Çok da fazla dallansın, budaklansın istemiyorum. İşte Türkiye'nin üstünde kim var? İşte atıyorum ee, biz neredeyiz? İşte Asya ile Avrupa kıtası. Hadi Asya diyelim. Asya kıtası. İşte üzerinde işte bilmem neresi. Ülkeye kadar aslında aralara başka bir şeyler koyabilirsiniz. Yani Venn şeması bizim bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Bu kadar çok parantez kullanmaktansa böyle Venn şeması ile işlerimizi halledebiliyoruz. Tamam? Ortak özellik yöntemimiz, olmazsa olmazımız. Bak, ortak özellik yöntemini, daha doğrusu ortak özellik yöntemiyle yazılan kümeyi çok iyi bir şekilde okumamız lazım. Çünkü AYT kısmındaki sorularda eğer ee, hangi konu olursa olsun limit, türev, integral, trigonometri ne gelirse gelsin sana bir tane bir küme yazacaklarsa ortak özellik yöntemiyle yazıyorlar genellikle. Peki hocam ortak özellik yöntemi nedir? Mesela ben bir tane bir e, şey alayım. Bir tane bir küme alayım. Ne diyeyim mesela? Diyeyim ki ne diyeyim? İşte 2 diyeyim, 3 diyeyim, 5 diyeyim, 7 diyeyim, bir de 11 e, diyeyim. Şimdi bu 2, 3, 5, 7, 11 bunu anlatmak için öyle bir e, küme oluşturmam lazım ki direkt bunları anlayayım. Yani 2, 3, 5, 7, 11 anlayayım. Şimdi Bunların özelliğini arkadaşlarım bunların hepsinin ortak özelliğine, ortak özellik demesinin sebebi bu aslında. Hepsi asal değil mi? Hepsi asal ama şunu yazamam. Asal sayılar yazamam buraya. Asal sayılar yazdığı zaman 13, işte 13, 14, 15, 16, 17 işte 19'da girmesi lazım. O yüzden sadece bunları anlayabilmem için şöyle yapmışlar. Küme parantezini açmış yine süslü parantezi açmış. X'ler öyle ki ister 2 nokta ile göstermişler istersek bir tane bir çizgi ile göstermişler arkadaşlarım. Nerede o çizgi? Şöyle göstermişler. Demişler ki 2, 3, 5, 7, 11'i ben nasıl anlarım arkadaşım? Bunlar asal mı? Evet asal. X asal. Evet. Ama asal olması yetmiyor. 13'ü de almam gerekiyor. İşte bilmem 17'yi de almam gerekiyor. Onu engellemek için ve ne bunlar mesela x asal kimden küçük arkadaşım mesela x küçük 12 yazabilirsin. Bu bir yazılım şeklidir. Çünkü hem asal olacak hem de 12'den küçükler. Bak bunu sağlıyor. Ya da şöyle yazarsın x öyle ki x asal ve x küçük 13 yazarsın. Yine sağlar. Çünkü niye? E 13'ten küçükte alsam yine 11 7 5 3 2'yi alacağım. 12'den küçükte. Zaten sorularda soracaksa hangisi olabilir? Yani hangisi bunu karşılar diye sorabilir. Örneğin mesela ben size başka bir küme yazayım. Diyeyim ki mesela 5 10 15 diyeyim mesela. Tamam mı? Şimdi bunlar ne mesela? Bunların ortak özelliğine Bilindiği üzere bunlar 5'in katı. Şimdi bunu nasıl yazacağım? 5'in katı sayılar diyebilir miyim? Diyemem. Şimdi bunun içine 20 girer, 100 girer, 250 girer, bir sürü sayı girer. O zaman diyeceğim ki B kümesi öyle bir küme ki x'ler öyle ki x'ler öyle ki x genellikle şu katı olayını şuraya yazıyorlar. 5'in katı. 5k diyeceğim. k eleman tam sayı. Şimdi 5'in katını bu şekilde gösterebilirim. Ama 5k demem yetmez. Çünkü hepsi olur. O zaman ne diyeceğim mesela? Şu 5, 10, 15'i nasıl yazabilirim ben? Örneğin şöyle yazabilir miyim? 4 küçüktür. X küçüktür. 20 mesela. Hani aralığa sokacağım ya 5, 10, 15. Buradaki 5'in katı olan sayılar bunlar mı? Hakikaten bunlar. Hocam 4 yerine 3 yazsam olur mu? Olur. 20 yerine 19 yazsam olur mu? Olur. 18 yazsam olur mu? Olur. Yani ortak özellikle sen ortakları Farklı farklı şeyler seçip aynı kümeye çıkabilirsin. Ortak özellik çok önemli arkadaşım. Ortak özellik çok 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 önemli. Mesela istediğin kadar yazabilirsin. Örneğin ben bir tane bir C kümesi yazayım. Xler öyle ki, mesela diyelim ki 18 bölü x eleman tam sayı. Adam böyle bir şey yazmış. Yani 18 bölü x'in tam sayı olduğunu söylemeye çalışmış. Hiçbir şekilde liste veyahut da when e, şeması yok burada. O zaman sen buradaki C kümesini nasıl oluşturacaksın? 18 bölü x'i tam sayı yapacak sayılara bakacaksın. Kimlerdir? 1 vardır, 2 vardır, 3 vardır, 6 vardır, 9 vardır, 18 vardır. Tam sayı için bunların bir de eksilleri vardır. Mesela bunları liste biçiminde bu şekilde yazabilirsin. Ortak, önerlik, ortak özellik önemli. Kaçırmayın. Bak çok ciddiyim. Ayette de çoğu soru küme olarak yazılacaksa orta özellik yöntemiyle yazılıyor. Mesela 5, 10, 17, 26 kümesinin orta özellik yöntemiyle gösterimi hangisi olabilir? Olabilir demesinin sebebi birden fazla bir şekilde yazılabilir. Aşağıdakilerin hangisi diyor. Şimdi ne diyor? 5'in katı. E tamam 5 beş 5'in katı 15'in katı da 17 5'in katı değil ki. O yüzden sen 5'in katı diye niteleyemezsin bunu. Bu gitti. Sonra geldim. 2K artı 3. K eleman bir tam sayı diyor. Mesela bakalım. 1 yazdım arkadaşım. Tam sayı ya. 5 yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. E 10 yapmam için kaç yazmam lazım? E, 7 bölü 2 yazmam lazım. 2K artı 3 de beni şey yapmadı. işimi görmedi. K kare artı 1'e gelelim arkadaşlarım. Mesela deniyorum artık olabilir diyor ya. Bakacağım bunlardan bir tanesi olacak. Mesela K'ye tam sayı yazacağım. Ve 4 ile 7 arasında olacak. Mesela 1 yazsam 2 oldu. 4 ile 7 arasında değil. Olmaz. 2 yazsam 2 üzeri 2 4 bir daha 5. Evet bak. Hem bu aralıkta hem bunu sağlıyor. 3 yazsam 3'ün karesi 9 bir daha 10. Evet. Hem bu aralıkta hem de onu sağlıyor. 4'ü yazsam 16 17. Evet. 5 yazsam 25 26. Evet. Şimdi bunu niye veriyor? Çünkü ben burada giderim. Alırım başımı giderim. 7 yazarım 8 yazarım. Burada sınırlıyor. Ortak özellik hem bunu sağlıyor hem de bunu sağlıyor anlamına geliyor. Ortaklık o yüzden geliyor. Tamam mı? C dedim. Olay bitti. Burada zaten olmaz. Çünkü 5. K yerine hangi tam sayıyı vereyim ki ben 5 çıksın gibi bununla da çürütebiliriz. Anlaşıyor muyuz? Sıkıntı var mı? İlk baştan biraz e, kavramlarla girdik iş içine. E, beyinler şey olmuyor değil mi? Dumanlar çıkmıyor değil mi? Benimki gibi. Aman dumanlar çıkmasın arkadaşlarım. Şimdi geldik buna. Bak ortak özellik yöntemiyle yazmış. Anlayacaksın. Bu kümeyi anlayacaksın. Anlamadan olmaz. Diyor ki benim iki nokta da gösterilebilir de dedim ya gösterebilirim. Öyle bir A kümem var ki diyor. X terim diyor. Oluşacak bulacağım X terim diyor. 19 ile 67 arasında olacak. Ve 3'ün katı olacak. Bak burada K'yi doğal sayı almış. K'yi fonun. Yani sen şimdi K yerine 0 verdiğin zaman 0 çıkacak. Ama sıfır kullanamazsın. Çünkü niye? E burada 0 yok ki. O zaman 1 yazdım. 1 yazdım 3 olacak. E burada 3 de yok. Yani aslında 3'ün katıları bul diyor ama buradakileri bul diyor. Yazalım arkadaşlarım. Birkaç tane yazın. Ne olduğunu anlarsınız. Şimdi 19'dan sonra 20, 21. İlk sayımız 21 değil mi? İlk sayımız 21. Yani A kümesini ben oluşturmaya çalışıyorum. Sonraki sayımız 3'ün katı olacak ve 21'den sonra gelen 24. Sonraki sayımız 27. Böyle birkaç tane yazdın nokta nokta dedin. 67'den önce gelen kim var? 66 mı var? 66 tabii. 3'ün katı olarak 66. Şimdi bunları böyle teker teker sayabilirsin. Parmaklarını kullanabilirsin. Teker teker yazabilirsin. E, ee, SA. SA'yı söylemeyi unuttuk ya. Elemanların kaç tane ise. Şurada e, söyleyeyim. Mesela buradaki elemanım kaç tane arkadaşım? Bu benim bir tane bir A kümem olsun. Tamam buradaki A kümem olsun. Elemanım kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bu dört tane anlatmak için de S kümenin ismi A demişler eşittir. Kaç tane? 4 tane. S, A, 4. Yani A kümesinin eleman sayısı 4 türün matematikçesi bu. Eminim biliyorsun ama olsun bir de ben söyleyeyim dedim ya. Niye öyle yapıyorsun? Ben de söyleyivereyim. Yani eleman sayısı kaçtır diyor. Hemen nereye geliyorsun? Ardışık sayılara geliyorsun. Matematikte hiçbir konu birbirinden bağımsız değil. Ardışık sebeplerde sen bunu hesaplayacaksın. Hatta canlı yayında da sormuştum. Niye bunun formülü böyle demiştim. Ee, orada birkaç cevap geldi ama işte tam karşılamadı. sebep niye? Ne demiştim? 66'dan 21'i e düşüyorum. Son terimden ilk düşüyorum. Artış miktarını yazıyorum. Bir de 1 e ekliyordum. Formülü kanalda var. Ardışık şeyler kısmında var. Şey formülüyorum ispatı. Dönüp bakabilirsin. 45 bölü 3 artı 1. 45 bölü 3 15 bir daha 16. Yani bu kümenin içinde 16 tane böyle eleman varmış. Anlaştık mı? Bak ardışık sayılarda buradan atıf yaptık gençler. Gel bakalım. Yavaş yavaş siz hemen küme problemleri hemen e işte elemanındır eleman değildir yazacağız, geçeceğiz zannettiniz değil mi? Zik Hocanız size güzel sorular hazırlamaz mı? Tabii ki hazırlar. Bu dersin hakkını vereceğiz. Yani bu kampın hakkını vereceğiz. Öyle olmaz. Öyle girdim işte elemanıdır, şudur, budur. Hadi bakalım ya Allah yok arkadaşım. Hakikaten de güzel sorular çözeceğiz. Tamam mı? Gel bakalım. A kümesini böyle yazmış. B kümesini, C kümesini yazmış. Şimdi ne diyor A eleman A. Yani bundan bir tane bir eleman alacaksın. Bundan da bir tane eleman alacaksın. Bundan da alacağım ve topladığın zaman bu toplam kaç farklı değer alabilir? Hmm. Şimdi şimdi ilk önce tabii ki en az en çok olayı yapmam lazım. Şimdi bunların toplamları belli ki bir şey yapacak ama bu kümelerin elemanlarıyla. Mesela arkadaşlarım ben buradan 1 alsam, buradan 4 alsam, buradan da 7 alsam topladığım zaman ne yapar? 12 yapar değil mi bunların toplamı? Yani toplamın en küçükleri bence 12. Niye? E çünkü daha küçük sayılar yok ki. Bakalım ikincisi ne olacak? Mesela burasını 1, 4, 7 aldım. Şöyle yapsam. Mesela 1 alsam. Burayı 5 alsam. Burayı da 7 alsam. 1, 5 daha 6, 7 daha. Kaç yaptı? 13 mü yaptı? Sıradaki 13. 14 yapabilir miyim? Evet. 1, 6, 7 yapabilirim. 15 yapabilir miyim? Evet. Bunu da yapabilirim. Böyle böyle gidiyor sanki. En küçüğünü buldum. 13, 14 diye gittiğini de anladım. Artık en büyüğüne e, bulma vakti geldi mi? En büyüğü ne olabilir acaba? 5 alabilirim, 7 alabilirim, 9 alabilirim. 9 7 daha 16, 5 daha 21. En büyüğü de 21. Arasındakileri illaki alacaktır. Kontrol edebilirsin. Mesela atıyorum 19. Nasıl yaparsın? 4 7 daha 11, 8 daha 19 dersin. Örneğin mesela 16. Nasıl yaparsın? Eee 4 5 daha 9, 7 daha 16. Yani bu ikisi arasındaki bütün sayıları alacak. Yine terim sayısı arkadaşlarım. Son terimden ilk terimi çıkardım. Birer birer gittiği için bire bölmedim. A artı 1 dedim. Burası 21. Burası bir daha 22. 12 düştüm. Ne kaldı? 10 gibi bir sayı kaldı. Evet küme problemi. Şey küme problemi diyorum. Kümenin sadece eleman sayısı ile alakalı olan bir şey. Ama yorum gerektiriyor bize. Tamam mı? Anlaştık mı? Geçtik şimdi bu soruya. Bir bak bakalım soruya. Bir gör bakalım ne yapıyorsun ne yapamıyorsun. Ben bir su içeceğim. Baktın mı? Nemiş, Ne değilmiş? Şimdi bir kez A'yı ortak özellik yöntemiyle vermiş arkadaşlarım. Biz bunu liste biçimine çevireceğiz. Bunu her zaman yapacağız. Yani A kümesinin elemanları kimler? Neci bunlar? Ne yapıyorlar? Bunu bir ayarlayacağız. Şimdi A kümesini aldım. Şimdi ne diyor? 29'dan küçük e, özelliklerden bir tanesi bu. Bir de asal diyor arkadaşım. Ortak özellikler yazmış. 29'dan küçük asal sayılar kimler? 2'den başla. 2'de, 3'de, 5'te böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Kaça kadar gidiyor? 29, 29 olmaz. 28, 27, 26, 25, 24, 23 mi? 23'e kadar gidiyor. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? İlk önce liste biçiminde yazdım bunlara. Sonra devam ediyorum. A kümesinden bir eleman siliniyor. Hmm. Kalan elemanlar birindeki elemanların toplamı diğerindeki elemanların toplamının 8 katı olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. Buna göre silinen eleman kaçtır diyor. Hadi bakalım. Buyurun. Buradan yakın şimdi arkadaşlarım. Şimdi diyor ki ben bir tanesini sildim. Ama kaçı sildiğini söylemiyor. Çünkü onu soruyor. Söylese cevap verirsiniz. Bir tanesini silecek. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Sonra sildikten sonra birindeki elemanların toplamı. Şimdi kalan elemanlar birindeki elemanların toplamı. Birindeki eleman toplamı 2 kurbağa. Tamam. Mesela bir A1 diyelim arkadaşlarım. Burada bir eleman topluluğu varmış. Bir de A2 diyelim. Burada da bir eleman topluluğu varmış. Diyor ki buradakileri toplarsam diyor. Bunlar örneğin x ise diyor. Buradakileri toplarsam da bunlar da 8x olacak diyor. Şimdi kim kimi 8 katı bilmiyoruz. O zaman toplanan elemanlar kaç arkadaşlarım? Bunların toplamı kaç? 9x. He aslında kafada bir şey çaktı gibi. Ne oldu? Bir elemanı çıkaracağım. Geri kalanları toplayınca 9'un katı olacak. Da. Bunların hepsinin toplamı kaç? Onları bir yazacağız. Yapacak bir şey yok. 2'yi. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bunlar değil mi asallar? Bunları bir toplayacağım arkadaşlar. Bir zahmet. Şöyle 5 yaptı. Şöyle 10 yaptı. 17, 27, 28, 38, 41, 48, 10 daha, 58, 20 olsa 78, bir düştüm. 77, 100 mü? 100. Bunların toplamı 100. Şimdi ben 100'den bir sayıya düşecekmişim. Hangi sayı olduğunu bilmiyorum. Ve bu da 9'un katı olacakmış. 9x diyelim buna. Ve ilk ise bak be. Şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bak zihnimi çalıştırayım. Teker teker denemektense bak şunu yap. Deneyebilir misin? Deneyebilirsin. 2 düş. Ee, kaç yaptı? 98 olmadı. 3 düş. 97 9'un katı değil. 11 düş. 89 9'un katı değil. 17 düş. 83 mü? 9'un katı değil. 19 düş. 81 9'un katı. Doğru cevap 11 diyebilirsin. Ya da şunu dersin. biraz daha işte zaman kazanmak istiyorsan 9'a böldüğün kalan kaç? Çünkü bak bu 9'un katı ya. Demek ki bu da 9'un katı olacak. 9'a böldüğün kalan kaç? 1. Nereden bildim? Rakamlarını topladım. Eksi 9'un katı olabilmesi için demek ki bunun da kalanının 1 olması lazım ki kalanların farkı 0 olsun. Bunu bölme bölmelemelerde çok detaylı bir şekilde anlattım ben. 1 1 0. Yani aslında çıkacak sayının 9 ile bölümden kalanının 1 olması lazım. E bunun 1 değil 2. Bunun 3 bunun 9'e bölünden kalan 1, 1 daha 2 gitti. Bununki 8 gitti. Bak bunun 9'e bölünden kalan 1. Gördün mü? Ne güzel çözdüm ha. Vallahi kendi çözümüme hayran oldum ya diyormuşum. Yok yok. Siz de e, güzel dinliyorsunuz. Hadi bak siz de arada unutmadım gene. Anlaştık mı? Hemen öyle anlatıp geçmek var mı öyle? Yok arkadaşlarım. Devam. Şimdi elemanları ardışık teksteden oluşan bir A kümesiyle ilgili aşağıdakiler verilmektedir. Eleman sayısı 7. En büyük 5 elemanın toplamı en küçük 2 elemanın toplamına bölündüğünde bölüm 3 kalan 17 olmaktadır. Eleman en çok kaçtı? En büyük eleman. Bununla alakalı bir çıkmış sınav sorusu vardı. Ona biraz benzettik. Şimdi bir kez eleman sayısı 7. Bir kez şurada ne diyor arkadaşlarım? Bak ardışıklara gelmiş. Ya bak ardışıkları işlemediysen yanlıştı. Ardışık tek sayıdan oluşan bir A kümesi. Şimdi demek ki benim A kümem neden oluşuyor arkadaşlarım? Bir tane kendime ardışık tek sayı bulayım. Tek sayı bulayım. A olsun bu tamam mı? bunun ardışı 2 fazlasıdır. Yani a artı 2'dir. Bunun ardışı da artık ikişer ikişer gidecek. a artı 4 olacak. a artı 6, a artı 8. Allah'ım sana geliyoruz da ne kadar geliyoruz? a artı 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam bir tane daha gelelim. a artı 13. Aralarındaki farklar 2 ya. İlk sayı tek seçtikten sonra ikişer ikişer arttırdın ve tek sayılara ulaştın. Ne diyor? En büyük 5 elemanın toplamı. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5A buradan geldi arkadaşlarım. Bunları da toplayayım. Bak, bir baştan bir sonradan toplayayım. Bak 17. 17 daha. 17, 17 daha kaç? 34. 8 daha 42 mi? Burası 42 yaptı. Ne diyor? En küçük iki elemanın toplamına bölündüğünde. Böl arkadaşım. Bölü. Kime böleceğiz? 2A artı 2'ye böleceğiz değil mi? Buna da böldüm. Ne diyor? Bölüm 3. Abartmışlar gari ya. Kalan da 17 olmaktadır. Al sana. İçinde hiçbir her şey var neredeyse. Ardışık sayı var, bölme var, bilmem ne var. Şimdi bölmede ne yapıyorsun? Bununla bunu çarpıyordum. Demek Şimdi 5A artı 42'ye ulaşmak istiyorsam. Bununla bunu çarpıyordum. 6A artı 4 yazıyordum. Bir de kalanı ekliyordum. Sebepler bölme konusunda. Her şeyin sebebini söylemeyiz canım. Önümüzdeki sebepleri söyleyeceğiz. Söylediklerimizi hep oradan dinleyeceğiz. Yoksa her ders her şeyi söylemeye kalksak oho ders olur burada 2 gün. Tamam. Burası ne yaptı? 21. Buraya düştüm. A eşittir. 42'den 21 düştü. 21 mi yaptı arkadaşlarım? A 21'miş. En büyük eleman kaçtır diyor. Yanlış mı yaptık? En büyük eleman şurası değil mi? Şurası 13, 21 daha. Bir yerleri yanlış yaptım herhalde. 5A artı 42 eşittir. E, şurası 2A artı 2. 6A artı 4 yazmışım. Ay canım ben. 6A artı 6 arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yaptık? 42. Bu ne yaptı? 23. Düştüm buraya 19 mu? 19 gibi bir sayı herhalde. Şurası 19. Değil mi? Şurası 19 yaptı. En büyük. Yine <laughs> mi yanlış yaptım? Ah bir be benim toplama çıkarma işlemlerimi. 6'a Al, da toplayacağım. Burası kaç? 23. 42'den 23 düştüm arkadaşlarım. 12'den şu çıktı. 9 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. E doğru. A eşittir 19. En büyük eleman kaçtır? 19'sa. 19'da 13 topladığım zaman 32 yapıyor ama ama ne burada? Ana ben burada ne yapmışım? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. İşte ya 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 ya. Gençler A artı 8'den sonra A artı 11 kim yazdı? Ne yapıyordum ne anlatıyordum da ben onları yaptım. A artı 10 virgül A artı 12. Yapacak bir şey yok. İşlemin şeyini nasıl diyeyim? İşlem hatasının cezasını çekeceğiz. Bunların toplamı 1, 2, 3, 5A artı 16 16, 32, 40 yaptı arkadaşlarım. Bölü 2A artı 2 Burası 3 olacaktı. Burası 17 olacaktı. Tamam mı? Orada ufacık bir yanlıştan ne oldu? Mahvolduk. Bak burada. Devam. 5A artı 40 5A artı 40 eşittir. 6A artı 6 6a artı 6 artı 17. Şimdi a'yı buraya gönderelim arkadaşlarım. Bu kaç yaptı? 23. O da buraya geldiği zaman 23 17 mi? Burası da 17. 17 ile de en büyük 12 toplayayım. 29 yapsın artık ya. O kadar değil yani. iki kez hata yaptık. Üzerine bir şey yapmayalım. Sorunun var ya. Güzelliğinin şeyini bitirdik. Ha. Gölge düşürdük güzelliğini hatamızla. Geldik bakalım buna. Yine bak hala kümenin elemanlarıyla alakalıyız. Yeni nesil sorular çözeceğim dedim ya. Bak bunlar hep yeni nesil soru arkadaşım. Şekil şu kadar ama yeni nesil sorularda. Bunlar yeni nesil soru. Düşündürüyor seni. Doğal sayılardan oluşan bir kümedeki elemanların her biri 20'den küçüktür. Tamam. Bu kümede bulunan elemanların toplamı 120 olduğuna, 170 olduğuna göre bu kümede en, bu küme en az kaç elemanlıdır? Şimdi bir kez doğal sayılardan oluşan bir kümedeki elemanların her biri 20'den küçüktür diyor ya. Benim canım istiyor ki sıfırdan 20'ye kadar hepsini alayım. 20 şey 19'a kadar. Bir bunların toplamına bir bakayım bakalım. Şimdi bunların Allah toplamı ne yapıyor? Şimdi bu da ne ne giriyor işin içine? Gauss toplamı giriyor. Neydi? Birden herhangi bir sayıya kadar arka arkaya giden sayıların toplamı son sayı çarpı bunun bir fazlasının yarısı. Önceden anlattım, ispatladım. Kaç yapıyor? 190 yapıyor arkadaşlar. He, şimdi aslında hepsini alsam 190 yapacak. Değil mi? Hmm. 190 istemiyor ki adam. Sana diyor ki ben 120, 170 istiyorum diyor. O zaman bunun içinden düşelim. kimi düşelim? 19'u düşersek ne yapar? Kümeden az eleman eksilir. Belki 170'i bulabilirim ama mesela örneğin 19'da biri düşebilirim ben buradan. Ne yapar? 20 yapar. Düştüm. Kaç yaptı? 170 yaptı burada kaç tane eleman var? 20 tane eleman var. Ama 2 tane düştüm. Geriye kaldı 18 eleman. Ama adam diyor ki en az kaç elemandır? He, olabildiği kadar o zaman küçükleri düşmem lazım. Örneğin mesela 0'ı düştüm. 1'i düştüm. 2'yi düştüm. 3'ü düştüm. 4'ü düştüm. toplayayım bakalım. Hatta 5'te düşeyim. Bunların toplamı nedir? 5 çarpı 6 bölü 2'den 15'tir. Şimdi ben kaç düşmeliydim arkadaşlarım? Ben 20 düşmeliydim değil mi? Şimdi 6 da düşersem ben buradan bir daha toplarsam 21 yapar değil mi? Hmm güzel. Ama 21 düşmemem lazım. 20 düşmem lazım. Şu biri o zaman buradan kaldırıyorum. Bunu düşmeyeyim. Düştüklerim şu, 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 şu ve şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düştüm. Kaç tane eleman vardı? 20 tane eleman vardı. 20 tane 6'dan düştüğüm zaman bana göre en az 14 elemanlı. 13 elemanlı olabilir mi? Onu düşüneceğim. 13 elemanlı olabilir mi? Başka ee, bir tane daha düşmem lazım. Olamaz değil mi? Başka düşeceğim bir şey yok zaten. 14 eleman. Hani en az diyor ya. Acaba 13 tutturabilir miyim dedim ama düşündüm düşündüm. Çıkamadım işin içinden. Geldik bu sorucuğumuza. Bu sorucuğumuzda ne diyormuş? Şöyle bir okuyun bakalım ilk önce bir kendiniz. Ondan sonra hadi bakalım yapmaya çalışın. Yapabilecek misiniz? Şimdi kafiyeli oldu ha. A kümesini böyle vermiş. B kümesini bu şekilde vermiş. A kümesinin her elemanı ile B kümesinin her bir elemanı ile çarpılıyor. Farklı sonuçların tamamıyla C kümesi oluşturuluyor diyor. C kümesinin elemanları çarpımı kaçtır? Maşallah. Şimdi gençler C kümesini oluşturmaya çalışalım. Şimdi bulunan farklı sonuçların tamamı ile. Bence bulunan sonuçların demesi lazımdı. Mesela farklı burada bence gereksiz. Çünkü niye? E biz biliyoruz ki aynı sonuçları bu kümenin içine alamayız. Mesela buradaki farklı bence silinmeli. Ben bir uyarayım da bir silsinler bakalım. Yazarlarla falan şeyim var. Muhabbetim var. Bir düştelim bakalım. Bir sildirebilirsek sildirelim. Bence gerekli değil. Şimdi ilk önce biz bu sonuçlarımızı bulalım. 2 üzeri 5 ile bunu çarparsam arkadaşım ne yapacak? Tabanlar işte üstten toplanacak. 2 üzeri 15 gibi bir değer yapacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi 2 üzeri 15'e başka yerden ulaşabilir misin? Evet aralarda belki 215 gelmez belki ama başka sayılar gelebilir. Örneğin 2 üzeri 15 ile 2 üzeri çarpsam 2 üzeri 16 gelir mi? Evet gelir. Sonra 2 üzeri 15 ile 12'yi çarpsam 17 gelir mi? Gelir. Nokta nokta. 2 üzeri 15 ile 2 üzeri 25'i çarpsam 2 üzeri kaç bu? 30 mu gelecek? Evet. Bitti mi? Bitmez. Bitmez arkadaşım. Bak bununla bunu çarpsam 216 gelecek mi? Gelecek. Bak burada var yazdım bir daha yazamam artık. 2 üzeri işte 17'den sonra 18 var değil mi? Şuralarda 13 ile çarpacağım ya. Bu da gelecek. Yani 2 üzeri 7 ile 2 üzeri kaç çarptım mesela? Ha şöyle. 2 üzeri 6 da bunu çarptım. 2 üzeri 6 ile bunu çarptım. Bunu çarptım. Böyle çarptım. Burada mesela 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 25 çarptım. 2 üzeri 31 gelecek değil mi? Var mı? Yok. O zaman 2 31'i yazdım. Ne, yapmam, ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Artık 2 üzeri 7 ile kimi çarpmam lazım? 2 üzeri 25 çarpayım ki 2 üzeri 32 gelsin gibi bir yorum geldi. Nokta nokta. Artık olayı bence anladınız. 2 üzeri 15 ile kimi çarpmam lazım? En son 2 üzeri 25 çarpmam lazım. Çünkü bir öncekini çarparsam buralarda var zaten o sayı. O da kaç arkadaşım? 2 üzeri kaç? O 40 mı? 2 üzeri 40. Yani 2 üzeri 15'ten 2 üzeri 40'a kadar olan elemanların çarpımını istiyor. E tabanlar işte üstler toplanır. 2 üzeri 15 artı 16 artı nokta nokta 40. E sen yine burada Gauss toplamı var. Ne yaparsın? İstersen son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2 öyle bir şeyler vardı. İstersen direkt dim direkt Gauss'a dalarsın. Ne diyor Gauss sana? Bunlar diyor birden başlasaydı diyor ne güzel diyor ben bunları diyor. Şu alta yapayım arkadaşlarım. Üzerine 2 yazarım. normalde bunlar birden 40'a kadar gitseydi ben ne güzel olan 40 çarpı 41 bölü 2 yazardım diyor. Ama gitmiyor işte ne yapalım her zaman istediğimizde olmuyor ki. Normalde sen bunları ne yaptın artı 14'e kadar varmış gibi düşündün. Ama yok bunlar. E yoksa bir zahmet şunları çıkarıver. Ekledin ya buraya. Bir de sonra çıkar yani işini gördün. Kenara attın onları. Nasıldır onların toplamı? O da 14 çarpı 15 bölü 2. Değil mi? Hesabımızı kitabımızı yapalım. Şurası 20 çarpı 41. Eksi burası da 7 çarpı 15 eşittir şurası kaç yaptı? 2 ee, ile çarpsam 2 ile çarpsam 840 mı? 820. Eksi burası da 105 arkadaşlarım. Değil mi? 820'den 100 düşse 720. 5 düşse 715. Tabii ki bu 2'nin üzerindeki 715. Tamam mı? Orada rahat olsun diye yaptım. Bu da bu. Vallahi bunu da çözdüm ya. Güzel değil mi? Yani sadece elemanla alakalı güzel sorular çözdük. Anlaştık mı? Tamam mıyız? bir dakika evrensel kümeye geçeceğiz. Şimdi evrensel küme tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. E harfiyle gösterilir şu evrenselden dolayı. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir. Dur bakalım daha alt küme kavramına girmedik zaten. O şimdilik dursun arkadaşlar. Onu ileride söyleriz zaten biz. Şimdi evrensel küme deyince aklınıza hemen evren gelmesin arkadaşlar. Örgüzü kapsayacak böyle falan diye. Her kümenin bir üst evrensel kümesi vardır. Örneğin mesela A kümesi alırsın sen. 1, 2, 3 alırsın diyelim. 3'e bak. Ee, bunun evrensel kümesini yazabilirsin. Bunun bir üst kümesi. Bunu kapsayan bir küme. Kimi yazabilirsin örneğin? 1, 2, 3 illa olacak. Ya da E yazalım şuna. Şuna E yazalım. İşte bunun üstüne bir şey daha yazacaksın. E yazacaksın. 4 yazacağım mesela. Atıyorum bu A kümesinin bir üst kümesi. Yani evrenseli bu olabilir. Yani bunu içinde olacak. 1, 2, 3 bunun içinde olacak. Alt küme kavramında daha net anlatacağım bunu. Örneğin mesela basit şöyle bir soru sorabilirim. Derim ki mesela 1, 2 olsun. Bu da mesela B de ne olsun? Mesela 4, 5 olsun. 4, 5 olsun. A ve B'nin evrensel kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Mesela. A ve B'nin evrensel kümesinin eleman sayısı. O zaman bunların evrensel kümesini yazacaksan ben 1, 2, 4, 5 kesinlikle olacak. 1, 2, 4-5 kesinlikle olacak. Yanına bir tane daha bir eleman ekle. Atıyorum 7'yi ekle. Şimdi en az kaçtır dediğim için en az sayıda eleman eklemem lazım. En çok sormuyorum zaten. En çok sorsam 7-8-9-10 diye ekle. Yani ev, evrensel küme deyince bizim elimizdeki mevcut kümenin üstündeki küme. Onu kapsayan. Üst-alt ilişkisi yok ama daha böyle zihinde kalsın diye öyle anlatıyorum. Yani benim elimdeki kümenin elemanları başka bir kümenin içinde olacak ve bu kümeye artık biz evrensel küme diyeceğiz. Tamam. Alt küme kavramında çok fazla onlara atıf yapacağız. Geldik boş kümeye. Şimdi boş küme aslında 10 saniyede anlatıp geçiliyor. Ne arkadaşım boş küme? Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Bitti. Aslında boş küme çok önemli. Yani şimdi ne önemli? Çünkü tek bir tane. Nereden biliyorsun hocam bir tane olduğunu? Yani sen boş küme bir tane deyince ben bir tane mi oluyor? Mesela iki tane boş küme yok mudur? Ya da boş küme biricik midir? Bir tek midir? Biraz onun üzerine konuşalım. Şimdi ilk önce bir gösterimine bakalım. Şöyle e, süslü parantezin içerisini boş bırakarak boş küme yazılabilir. Ya da bu şekilde bir sembolde boş küme olarak gösterilebilir. Ama süslü parantezin içinde bu sembolü yazdığın zaman bu boş küme değil. Bu bir elemanlı bir küme. Sonuçta bu, bu da bir simge. İlla sayı, harf yazmana gerek yok. Sonuçta bir simge. Süslü parantez bir simge yazarsan o artık onun elemanı olmuş olur. O yüzden de bu bir elemanlı bir kümedir. Bu boş küme değildir. Boş küme yerine geçmez değil. Boş küme direkt değildir. Tamam mı? Şimdi boş küme tek de dedik. Orayı unutmadın da. Niye tektir? Onunla alakalı biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlarım farz edelim ki iki tane olsun. Tamam mı? Farz edelim ki iki tane olsun. Yani bir tane A kümesi olsun. Bir tane de B kümesi olsun. Benim iddiam şu. Bu tek ya. A ile B aynı. Bunu göstermeye çalışacağım. Tamam mı? Bunlar aynı. Bunu göstermeye çalışacağım. Eşit kümelere daha geçmedik ama eşit küme elemanları tıpatıp aynı olan kümelere deniyor. Eşit küme elemanları tıpatıp aynı olan. Yani benim iddiam bunların aynı olduğunu göstermek. Tabi burada A ve B boş. Ama bir tane olmasını istiyorum. Onu göstermeye çalışıyorum. O zaman şöyle yapalım. Eşit i̇şte olduğunu gösterirsem ben kazanacağım. Gösteremezsem kaybedeceğim. Tamam mı? Tersten düşünüyorum. Diyorum ki bunlar birbirinden farklı olsunlar. Yani A farklı B olsun. O zaman A farklı B olacaksa A'nın içinde olmayan bir eleman olacak bunun içinde değil mi? Ama A boş küme. En baştan beri dedim A boş küme. E, B'nin içindeki bir eleman gösterebilir miyim ben? E, o da yok. Çünkü B de boş küme. Eşit olmadıklarını gösteremedim. O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani boş küme varsa bu tektir. Şunun gibi düşün mesela. Atıyorum mesela ee, Cumalıköy. Benim köyümdür. Bak bu bilgiler çok işinize yarayabilir. Bak gün gelir işinize yarar. Yani nereli olduğum bile işinize yarayabilir. İyi dinleyin. Cumalıköy'de Ferrari var mı? Böyle bir şey. Şimdi benim bildiğim Cumalıköy'de Ferrari yok. Eğer varsa köyün muhtarı İsmail abiye soralım. İsmail abi Cumalıköy'de Ferrari var mı? Bize buradan bilgi ver. Bekliyoruz merakla. Benim bildiğim yok. Cumalıköy'de Lamborghini var mı? O da yok. E, Ferrari olmayanlar da boş küme yok çünkü. Ya da Ferrarisi olan insanlar diyelim. Bir boş küme oluşturuyor. Lamborghini'si olan insanlar onlar da boş küme oluşturuyor. E iki tane boş küme. E bunlar farklı mı? Yok, İkisi de aynı. O yüzden boş küme tek. Mesela bu örnekte de şey yapabilirsiniz. Hocam çok mu önemli ya boş küme, tek mi çift mi ya tek mi işte iki tane mi diye. Ya arkadaşım konuşuyoruz. Sıkıntı yapma. Tamam mı? Yani bunu boş buldun anlarda düşün yani böyle şeylerle zihnini geliştir. Zihin açar iyi gelir. Hangisi boş küme değildir? Bak ortak özellik yöntemiyle anlatıyor sana. Bakacaksın. Ortak özellik yöntemini öğreneceksin, irdeleyeceksin. X eleman R. Ne diyor? Reel sayıları seç. Ama bu aralıkta olsun. Şimdi sen karesini aldığın zaman bu aralıkta bir sayı var mı? Bir tane bulabiliyorsan yırttın. Ee, ben x ile sayı bu aralıkta düşen. Buldum ben bir tane. x eşittir işte, mesela kök altı. Olur değil mi? Olur. Kök altının karesi 6'dır. Bu aralığa düşer mi? Düşer. Bir tane bile bulduysam bu boş küme değildir. Boş küme değil midir? Evet değildir. Dursun. Sonra ne diyor? Eksi 8 ile eksi 1 arasında bir uzunluk var mı? Mutlak değer uzunluk ya tanımda ben size söylemiştim ya bu mutlak değer. Bunu gördüğünüz zaman mutlak değer. Eksi 8 ile eksi 1 arasında bir uzunluk var mı? E, uzunluklar pozitif bizim bildiğimiz. E yok. X'in tam sayı olması bir şey değiştirmez ki. X ne olursa olsun böyle bir uzunluk yok. O yüzden de bu boş küme. Yani bu gitti. Burada bir asal sayı var mı? Sayalım. 14, 15, 16. Yok. Bu kümeyi ben hemen yazamıyorum. Bu da boş küme. Gitti. Haftanın farklı günlerinde doğan 10 kişi. Haftanın farklı günlerinde doğan 10 kişi. Ulan 7 tane gün var zaten. Hadi pazartesi doğurdun. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar doğurdun. E diğerini mecburan yine ya pazartesi doğuracaksın ya da diğer günlerden bir tanesi doğuracaksın. Böyle bir kişi yok. 3 4 arasında bir doğal sayı var mı? Benim bildiğim yok. Sizin bildiğiniz varsa söyleyin bana. Biz de bilelim. O yüzden boş küme. Yani Bursa boş küme. Bak ortak özelliği okumak ne kadar önemli görüyor musun? Yoksa adam sana şunu boş küme diye sormuyor yani. Bu boş küme mi? Ha boş küme. Ama işte onun orta özellikle bunun boş olduğuyla da dolu olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Tamam mı güzel arkadaşım. Şimdi sonlu ve sonsuz kümeyi yapacağım. 50 dakikayı falan devirdik herhalde. Ondan sonra bitireceğim arkadaşlarım. Ha bir de eşit kümeleri anlatacağım. Ondan sonra bitireceğiz artık. Tamam mı? Şimdi sonlu ve sonsuz küme. Şimdi sonlu küme arkadaşlarım bir sonu olacak. Sen bunu sayabileceksin. Örneğin mesela asal rakamlar. Tamam mı? Sayabilirsin. iki. 2 3, 5, 7. İşte iki basamaklı doğal sayılar sayabilirsin. Buna sonlu diyeceğiz. Bir sonu var. Sonsuz kümede gidiyor. Aldı başını gidiyor. Doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, reel sayılar kümesi. Bunlar gidiyor da gidiyor. Bunları sayamıyorsun. Bunlara da sonsuz küme diyorsun. Şimdi hangisi sonlu kümedir? Sonlu değilse zaten sonsuz küme diyebiliriz. Mesela burada bir rasyonel sayı. Oo, 2 ile 5 arasında gırla var. Gırla bir sürü yazabilirsin. 1 bölü 1 bölü 2'sini tutma. 2'den büyük. 5 bölü 2, işte 6 bölü 2, 7 bölü 2 böyle sonsuz tane yazabilirsin. O yüzden irrasyonel sayı bir sürü var. Reel sayı ondan küçük dolu. Bu, zibilyon tane var. Yani sonlu. Aman sonsuz. 3'ten büyük tam sayı o katrilyon tane. 4, 5, 6, 7 gidiyor. Ucu bucağı yok. X artı 3 ve tam sayı toplamları 3 olan tam sayılar dolu. Dolu. 3'e 0, 2'ye 1, işte 1'e 2, 0'a 3, eksi 1'e 4 böyle gidiyor da gidiyor. Ama toplamları 10 olan doğal sayılar, bu da sonsuz tabii ki. Toplamları 10 olan sayılar kimler arkadaşlarım? Ee, 10'a 0. Tabii ki bunlar kim? Doğal sayı. İşte ne bileyim 9'a 1. 8'e i̇şte e 2. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor. En son 0'a 10 yazarsın. Başka da bir şey yazamazsın. Bunları oturup sayabilir misin? Tabii ki de sayabilirsin. O yüzden de bu sonlu bir kümedir. Tamam. Yani sayılabiliyorsa sonlu sayılamıyorsa sonsuz diyebilirsin. Eşit kümeler elemanları aynı arkadaşlar. Bak elemanları aynı olacak. Yani bunda 1, 2, 3, 1, 2, 5 varsa buna da 1, 2, 5. Örneğin mesela senin A kümenin elemanları hmm, ne diyelim? 2 ve eksi 2 diyelim. Tamam mı? B kümesinin elemanları x'ler öyle ki diyelim x kare eksi 4, x kare eksi 4 eşittir 0 ve x eşittir tam sayı diyelim. Ortak özellikle yazalım bunu da. E ne diyor? Tam sayı gelecek ve bunu ne yapacak? Sıfırlayan sayılar x kare eksi 4 eşittir 0 ya x eşittir 1 2 bir de eksi 2 B kümesine liste biçiminde yazdın mı? Eksi 2 ve 2 yazdın. Bak bunun aynısı mı? Aynısı. Elemanlarının yerlerinin değiştirilmesi benim için önemli değildi. O yüzden de A ve B kümelerine eşit kümeler diyorsun. Bir de denk kümeler var arkadaşlarım. Denk eleman sayıları aynı. Örneğin senin A kümenin elemanı 1, 2, 5'tir. B kümenin de A, B, C'dir. Eleman sayıları aynı değil mi? Yani S, A eşittir S, B. İkisinde 3 eleman var. O zaman diyeceksin ki A denktir B'ye. O yüzden de mantıken eşit kümeler aynı zamanda da denk oluyor. Çünkü eleman sayıları aynı ya tanım gereği o ya. O yüzden dolayı. İlk dersimin sonuna geldim. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete 2022 YKS yolcularına. Şimdi bir dahaki dersimiz arkadaşlarım alt küme kavramına geçiş yapacağız. Alt kümeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Mesela o alt küme formülü 2 üzeri n diyeceğiz ona. Onun niye olduğunu sizlere söyleyeceğiz. Alt kümenin kavramı nedir? Bu kafaya tam oturmuyor. Onu anlatacağız. Çünkü sınavda çıktığı zaman sağlam sorular geliyor. O yüzden de ikinci derse kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Siz de bize destek olun canım. O kadar da değil yani. Siz de bize destek olun. Hocamız var bak. Burada adam anlatıyor. Sesleri kısılıyor deyin. İki de sayfa şeyi 40 dakika ayır deyin. Bu nedir böyle deyin. Bir şeyler deyin. Ee, bizde bir şekilde tanıtım anlaştık mı şaka bir yana yorum istiyorum ama yorumlarda görüşürüz arkadaşlarım hoşçakalın kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun ben Zikri Sezgin birinci dersimin sonuna geldim görüşmek üzere dur 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 dur, dur arkadaşım gitme gitme bunu unuttuk dur şurada bir e, şey yapalım çatana da bir tane e, çetereye çatana da diyorum ya yani çetereye bir tane şey atalım bir tık atalım bir şey yapalım ki motivasyonumuz artsın birinci ders arkadaşlarım çarşamba günü 18'de yapılmıştır. Şimdi geldik ikinci derse. İkinci derste tarihlere bak. O da çarşamba günü. Hemen ikinci derse de çarşamba günü bu dersin sonuna eklemiş olacağım. Ama sen arka arkaya izlemek zorunda değilsin. Ne yap? İlk önce bir kendini şöyle bir toparla. Ondan sonra gel. Ben biraz program otursun diye ikisini de arka arkaya koydum. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.